Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar LS Biyoloji genel tekrar videolarına devam ediyoruz. 46. maddemizi vermiştik geçen videomuza. 47'den başlıyoruz. Sağlıklı bir insanın kan plazmasında albümin, üre, globulin, hormon bulunur. Sağlıklı bir insanın kan plazmasında albümin, üre, globulin ve hormon bulunur. İnsanda ak yuvar ve kan pulcuklarında ortak olan şey kemik iliğinde üretilmeleridir arkadaşlar. İnsanda ak yuvar ve kan pulcuklarında ortak olan şey kemik iliğinde üretilmeleridir. Kan dokunun görevleri arkadaşlar vücuda giren mikroorganizmaları etkisiz hale getirme, vücudun pH, su dengesi ve sıcaklığını düzenleme, pıhtılaşma ile kan kaybını önleme Üre, karbondioksit gibi metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmaktır arkadaşlar. Tekrarlayacak olursak kan dokunun görevleri vücuda giren mikroorganizmaları etkisiz hale getirme, vücudun pH, su dengesi ve sıcaklığını düzenleme, pıtılaşma ile kan kaybını önleme ve üre, karbondioksit gibi metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmadır kan dokunun görevleri. Kan doku, egzokrin bezlere ait salgıları taşımaz. Arkadaşlar ekzokrin ne demektir? Ona bakarsak dış salgı bezleridir arkadaşlar. Dış salgı bezleri ya da ekzokrin bezler salgılarını özel bir kanal aracılığıyla ya da doğrudan vücut dışına veren bezlerdir. Ekzokrin bezler stroma ve parankima denilen iki kısımdan oluşurmuş arkadaşlar. Balık küçük kan dolaşımı, büyük kan dolaşımı ayrımına sahip değildir. Sürüngenlerin kalbinin karıncık bölümünde yarım perde bulunur arkadaşlar. Amfibi yani iki yaşamlı kalbinin karıncık bölümünde yarım perde bulunmaz ve kalbi 3 odacıklı arkadaşlar. Amfibi kalbinin karıncık bölümünde yarım perde bulunmaz ve kalbi 3 odacıklıdır. Bir hemoglobin molekülü 4 oksijen taşır. Bir hemoglobin molekülü 4 oksijen taşıyabiliyor. Ürü oranı en düşük damar böbrek toplar damarı arkadaşlar. Miyokard tabakasının en kalın olduğu bölge sol karıncık duvarıdır. Akyuvar hücreleri heparin üretme, histamin üretme, antikor sentezleme, fagositoz yapma gerçekleştirir. Akyuvar hücreleri arkadaşlar heparin üretme, histamin üretme, antikor sentezleme ve fagositoz yapmayı gerçekleştirir. Kanın pıhtılaşmasında etkili olan moleküller K vitamini, kalsiyum iyonları, tromboplastin, fibrinojen Kanın pıtlaşmasına etkili olan moleküller K vitamini, kalsiyum iyonları, tromboplastin ve fibrinojen. Kan ve lenfte ortak olanlar protein, ak yuvar ve vitamindir arkadaşlar. Kan ve lenfte ortak olanlar protein, ak yuvar ve vitamindir. 60 ve bu video için son maddemiz. Hemoglobin kanın pıtlaşmasında etkili değildir. Hemoglobin kanın pıtlaşmasında etkili değildir diyoruz arkadaşlar bir lys biyolojik genel tekrar videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenme, beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders veren kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.